Yeni yılla birlikte Türkiye'de olduğu gibi hemen hemen diğer ülkelerde de altın piyasasında bir takım düşüşler yaşanıyor. Son dönemlerde dünya ekonomisinde büyük bir kriz yaşandığını söyleyen Marmaris Kuyumcular Derneği Başkanı Erol Sandıkçıoğlu, altın fiyatlarındaki düşüşün asıl sebebinin bu durumdan kaynaklandığını ifade etti. Altın şu an rağbet görmeyen bir konumda görünüyor. Bu rağbeti görmezmesinin sebepleri işte Avrupa ülkelerindeki büyük borç krizleri ülkelerin, Avrupa Birliği'nde olan bazı ülkelerin, Amerika'daki ekonomik krizler, bunlar hepsi etken oluyor. Bunların düzelmesi için bir kere ülkeler belirli bir ekonomik düzelme içine girmeleri lazım. Altının son zamanlarda cazibesini yitirdiğini ifade eden Sandıkçıoğlu, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün bir sebebinin de altın satışını artırmak amacıyla olduğunu belirtti. Yatırımcılar biraz daha ellerindeki paralarla altına teşvik edilsin diye. Fakat bunların hepsi tabii suni bir düşüşlerdir. İstenilerek yapılan bir oyunlardır Avrupa ülkeleri tarafından. Ama hiçbir zaman altın bir yıllardır olmuş olduğu gibi öyle çok aşağılara inmeyecektir. Sandıkçıoğlu, altın fiyatlarının ilerleyen zamanlarda değişim sağlayacağını savunarak yatırımcılara önerilerde bulundu. Yatırımcılar belki şu an endişe ediyor olabilirler. Altının düşüşünde ellerindeki altınları bir an önce elden çıkartıp değerlendirmek isteyebilirler. Çok ihtiyacı olmayan halkımızın, vatandaşlarımızın böyle bir şeye tevessül etmemeleri, ileriye doğru yönelik bir yatırımsa ellerindeki ürünler beklemelerini tavsiye ediyorum. Altın tekrar toparlayıp beklenen yerlere gelecektir. Altının dünyanın hemen her yerinde değerli bir maden olduğunu belirten Sandıkçıoğlu, altın ihracatının her yerde yapılabileceğini vurguladı. Bunun Avrupa ülkesinde nereye gönderilsin diye değil, bulmuş olduğunuz hangi pazar var ise her yere ihracat yapabilirsiniz. İhracat kötü değildir. Karşı çıkan zihniyeti de anlayamıyorum ne amaçlı çıktıklarını. Bu bir ticarettir. Dünyanın en ucuz işçiliğine sahip olan bir ülkede imalat üretim yapılıyor burada. Avrupa'nın belirli kesimlerine gönderilmemizdeki ürünlerimizin gitmesindeki en büyük etkenlerden biri budur. Sandıkçıoğlu geçtiğimiz günlerde bir kargo uçağının Gana'dan yüklediği 1,5 ton altını Dubai'ye götürürken personel değişimi ve yakıt ikmali için indiği Atatürk Havalimanı'nda eksik evrak nedeniyle 4 gün boyunca bekletilmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. İçine 1,5 ton has altın olduğu, bu uçağında uçuş izninin olmadığından dolayı İstanbul'da bekletildiği, evrakların tamamlandığı zaman gitmesi gereken yer nereyse oraya gideceğine dair bilgiler alıyoruz.